Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Özür dilerim, randevu almadan geldim böyle. Ama sizinle acil görüşmem gerekti. Gazeteci misiniz? Hayır. Ben iş konusunda vaktinizi almak istiyorum biraz. Sizi dinliyorum. Ben yakın zamana kadar Tuncaylar Holding'de finans uzmanı olarak çalışıyordum. Sizin şirketlerinizin leasing işleri de benim sorumluluğumdaydı. Öyle mi? Yatırım danışmanınız da bendim. Babanızla birkaç toplantıda bir araya gelmiştik. Başınız sağ olsun bu arada. Teşekkür ederim. Bildiğim kadarıyla leasing işlerinizi hala Tuncaylar takip ediyor. Evet. Uzun zamandan beri öyleymiş. Öyleymiş diyorum çünkü ben de yeni yeni hakim oluyorum konulara. Biliyorum, yurt dışından yeni geldiniz. Çok da yeni sayılmaz ama işleri yeni devraldım diyelim. Ben Tuncaylar Holding'den ayrıldıktan sonra bir süre dinlendim. Şimdi kendi işimi kurdum. Benden memnun kalan müşterilerimle tekrar çalışmak istiyorum. Yani eski iş yerimin bana kattıklarını inkar edemem. Ama işini bu kadar iyi yapan biri olarak benim de artık kendim için çalışmaya hakkım var diye düşünüyorum. Hedefler ne kadar büyük olursa çalışma arzusu ve enerjisi o kadar büyük olur biliyorsunuz. Yani bu kadar deneyimden sonra ben de yeni işimde küçük adımlar atmak istemiyorum artık. Kısacası sizin leasing ve finans işlerinizi yürütmeye talibim. Dediğim gibi biz uzun zamandır onlarla birlikte çalışıyoruz. İşbirliğimizden de memnunuz ki bu kadar zamandır birlikteyiz. Ben size onlardan daha çok faydalı olacağımı taahhüt ediyorum. Size uzun uzun aldığım eğitimlerden, deneyimlerimden bahsedip vaktinizi almak istemiyorum. Eğer benimle çalışmayı düşünürseniz, hakkımda bilgi alabileceğiniz ortak tanıdıklarımız var. Öyle mi? Evet. Mesela Necla Aydınoğlu. Benim eski görümcemdir. Suzan Hanım'a da bak sen. İçindekileri dökmek için ona da gün doğdu tabii. İnsan o lafları söylemeden önce bir sorar, anlar, dinler. Oh, sen de iyi söyledin ama altında kalmadın. Ne dedim ben Hayriye? Ne söyleyebildim? Ne söyleyebilirim? Şu halimize bak. Birer birer kaybettik her şeyimizi. Ağzımızı açmaya hakkımız yok artık. Nereye? Nereye? Nereye gidiyorsun Ali Rıza? Hey Allah'ım ya Rabbim. Ali Rıza. Fikret, nereye kayboldunuz kızım? Aa, o bavul ne öyle? Sen nereye? Kuşadası'na. Nereden çıktı şimdi? İşim var anne, gitmem lazım. Suzan Hanım gelene kadar yoktu Kuşadası'nda işinmişin. Onun yüzünden gidiyorsun değil mi? Evet. Kimsenin saçmalıklarıyla uğraşmak istemiyorum. İşimi yapmak istiyorum ben. Kaçıyorsun. Yazılanlar doğru diye değil mi? Kaçayım, kimseyle yüz yüze gelmeyeyim diyorsun. Benim kaçtığım falan yok. Rahat bırak beni artık. Gocunduğun bir şey var ki gidiyorsun. Bakamıyorsun işte yüzlerine, yalan mı? Anne sakin ol. Madem alnına yüzün temiz, niye göğsünü gere gere karşılarında duramıyorsun ha? Anne yeter, gelme üstüme. Ah. Bir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde. Anne bırak kızı gitsin.
Uzaklaşsın bu saçmalıklardan. İşine yoğunlaşsın oralarda. Şimdi burada kalırsa daha kötü olacak. Bırak gitsin. Gözler üzerinde olmaz hiç olmazsa. Sorulara cevap vermek zorunda kalıp yorulmaz. Böyle gitmek de kabul etmiş oluyor ama. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değil ki. Bırak istediğini yapsın kız. Sağ ol abla. Hoşça kalın. Güle güle. Dikkat et kendine. Merak etme. Bir kere de anne sözü dinleseniz olmaz değil mi? Bana bak, doğru söyle, adam da geliyor mu seninle? Yeter ya, yeter. Ah, bu kafayla bir de uzun yola mı çıkacak? Uçakla gidecek. Arabayı havaalanının otoparkına bırakacak. Gitsin bakalım. Kaçsın hadi. Bakalım nereye kadar kaçacak. Bir de bu çıktı başımıza, görüyor musun? Bir Ali Sarper'imiz eksikti, o da oldu çok şükür. Oh, biri bitmeden öbürü başlıyor. Başımıza dert açmadan duramıyoruz. Rahat batıyor bize. Rahat batıyor. Aa, Tahsin. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın sen, hesap ver bakalım. İçeri gel. Cevap ver Reyhan. Ayıp değil mi bu yaptığın? Bu mu senin arkadaşlığın? Kim geldi Reyhan? Aa, Tahsin. Bu mu dostluğun Reyhan? Böyle bir şeyi Fikret'e nasıl söylersin? Ben ilk gördüğümde söylemedim. Ne gördün sen Reyhan? Ne gördün? Delirtmeyin insanı. Üste çıkmak için bana yüklenme. Ne gördüğümü sen de biliyorsun. Kadın arabanda ağlıyordu. Ne olmuş ağlıyorsa? Ne olmuş arabama binmişse? İlle başka bir şey yorup dedikodu mu yapman lazım? Fikret'i yetiştirmeden önce bana bir sormak aklına gelmedi mi? Ben bunu böyle söylersem nelere sebep olurum diye düşünmedin. O beni çok sıkıştırdı. Önce söylemedim. Ama sonra Cevriye teyzeden duymuş. Üsteleyince daha fazla saklayamadım. Ne yapayım? O benim arkadaşım. Gerçekten bir şey varsa bilmesi lazım dedim. Bak. Varsa diyorsun bak. Yok mu? Yok tabii Nuniş teyze. Nasıl olur? Ben böyle bir adam mıyım?